1001yemektarifi.com mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle banana bread yani muzlu ekmek yapacağız. Malzemelerimiz 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı tarçın, yarım çay kaşığı tuz, 1 su bardağı şeker, 2 tane yumurta, yarım su bardağı sıvı yağ, 4 tane olgunlaşmış muz, 2 tatlı kaşığı yoğurt ve 1 paket de vanilin kullanacağız. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Öncelikle bir kabın içerisine muzlarımızı şöyle bir soyacağım. Mutlaka olgunlaşmış, kararmış muz kullanıyoruz bu tarifte. Öyle olması gerekiyor çünkü daha tatlılık veriyor. Zaten muzları 1-2 gün bıraktığınızda olgunlaşıyor hemen. Eğer büyük muz kullanacaksanız 3 tane de yeter. Şimdi bu muzları küçük küçük doğrayacağım. İstediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Zaten çatalla ezeceğiz bunları. Zaten çok kolay ezilecek kıvamda oluyorlar. Sadece birazcık küçültüyorum kolaylık olsun diye. Evet, şimdi tekrar bu kabın içerisine alıyorum. Olgun olduğu zaman işte çok kolay eziliyor. O yüzden olgun muz kullanmak istiyoruz. Evet, muzlarımı güzelce ezdim. Ben bir tane bir küçük boyda muz ilavesi yaptım. Çünkü az geleceğini düşündüm o yüzden. Şimdi bunun üzerinden şöyle bir kaşık kadar ayıracağız kenara. Biraz böyle parçalı kalıyor. Öyle olmasını istiyorum. 2 kaşık ayırıyorum. Hatta evet 2,5. Şöyle 2,5 kaşık kadar bir kaseye ayırın. Bu kenarda beklesin. Bunu sonrasında üzerine koyacağız. Şimdi bu böyle bir kenarda bekleyecek. Diğer aşamalara geçiyoruz. Şöyle bir kap aldım. Bunun içerisinde kuru malzemeler. 2 su bardağı unumuzu buraya koyacağım. Şöyle 1 ve 2. Sonrasında buraya tarçını ilave edeceğim. 1 çay kaşığı dolusu tarçın. Yarım çay kaşığı tuz ilavesi yapacağız. Şöyle yarım. Aynı şekilde kabartma tozumu buraya koyacağım. Karıştırıyorum. Şekerli vanilimiz de bu aşamada konulacak. Unutmayalım. Bütün kuru malzemeleri anlayacağınız buraya koydum. Hepsini bir karıştırıyorum. Böylece eşit bir şekilde pişerken eşit bir şekilde her yeri kabaracak. Lezzetini eşit verecek. Tamam. Şimdi bunu da bir kenara alıyoruz. Üçüncü aşamada bir tane tencere aldım. Kap da alabilirsiniz. Yumurtaları buna kırıyorum. Şimdi yumurtaların üzerine toz şeklini ilave ediyorum. Bir su bardağı. Ve bunu mikserle köpük köpük olana dek çırpıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi yumurtalarımla şekerimi güzelce çırptım. Şimdi diğer malzemelerimi ilave ediyorum. 2 tatlı kaşığı yoğurt koyacağım. 1, 2, yarım su bardağı yağımı koyuyorum. Tekrar çırpıyoruz. Şimdi kenarda ezdiğimiz bu muzlarımız vardı. Onu artık ilave ediyoruz. Ve tekrar çırpacağız. Evet, bunu da yaptık. Ve son aşamamız. Evet, şimdi bu yaptığımız tarçınlı, unlu, kabartma tozlu, vanilinli karışımımızı da artık son olarak buna birleştiriyoruz. Ve tekrar çırpacağız. Önce şöyle yapalım, çok tozutmasın. Evet, çırpma işlemimiz artık bitti. O kadar güzel kokuyor ki. Muzlu tarifler gerçekten çok güzel oluyor. Tarçın da var içinde, harika bir lezzet. Evet, şimdi biraz buraları toparlayacağız. Ve kek harcımızı, daha doğrusu muzlu ekmek harcımızı yağladığımız fırın tepsimize veya artık baton kalıpta yapacaksanız baton bir kalıba, nasıl isterseniz ona göre bir kalıba boşaltacağız. Ben şöyle küçük bir normal tepsi kullanacağım. Ama dediğim gibi baton kek kalıbınız varsa onda da yapabilirsiniz. O zaman da yine çok güzel dilimlenir. Veya tamamen normal dilimli kek kalıbında da pişirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Nasıl kolayınıza geliyorsa, nasıl hoşunuza gidiyorsa. Sıvı yağ koydum. Her tarafını şöyle güzelce yağlıyorum tepsimi. Şimdi artık muzlu ekmek harcımızı güzelce buraya döküyoruz. Yoğunluğunu, kıvamını görüyorsunuz. Tamamen bu ayarda olacak. Bu verdiğim ölçülerle yaparsanız zaten bu ayarı yakalamış oluyorsunuz. Şöyle üzerini biraz kaşıkla düzeltiyorum her yere eşit yayılsın diye. Düzelttikten sonra son küçük bir adım kaldı. Onu da hemen yapacağız. Şu kenara ayırdığımız muzlardan bir kısım vardı. Şimdi onu böyle parça parça çay kaşığıyla muzlu ekmeğin üzerine. Öyle gelişi güzel istediğiniz gibi aralıklı aralıklı nasıl isterseniz bırakabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında
pişecek. Yaklaşık yine bir 30-40 dakika kontrol edeceğiz. Kürdan batıracağız ona göre. Kürdan temiz çıkıyorsa zaten pişmiş demektir, anlayacağız. Artık fırına koyacağız ve pişireceğiz. Evet, muzlu ekmeğimiz pişti. Biraz ılması için bekliyorum. Bu kadar güzel kokuyor ve çok güzel oluyor, inanın. Şöyle dilimleyelim. Biraz daha soğuduktan sonra da dilimleyebilirsiniz. Ben böyle kara kara dilimleyeceğim. Evet, gördüğünüz gibi muzlu ekmeğimiz çok güzel bir şekilde pişti. Şöyle göstereyim size. Dokusu, kıvamı, lezzeti tam istediğimiz gibi. Bol muzlu ekmeğimiz hazır. Deneyenlere afiyet olsun. Bir de şöyle yakından göstereyim. Yumuşacık dokusu, bol muzlu ve lezzetli meşhur muzlu ekmeğimizi yaptık. Biraz oda ısısında dinlendiğinde daha da lezzetlenen enfes bir tarif oldu. Muzlu ekmek. Değişik bir ikram çeşidi olarak yapabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Böyle yakından da göstereyim istedim tekrar. Muz, tarçın çok yakışıyor. Deneyenlere afiyet olsun.